Merhabalar, Beraber Örelim'i YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere popcorn roket motif yapımını anlatacağım. Oldukça kolay örülen bir motif. Motifi bebek battaniyelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Motifim için ben 250 metre uzunluğunda ip kullandım. 3 milim tığ ile beraber motifimi ördüm. Eğer ki eliniz sıkı ise 3,5 milim tığ ile beraber motifi örebilirsiniz. Motifimin ön yüzündeki görünüşü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Ben mavi renkle beraber ördüm. Sizler istediğiniz renkle beraber motifi örebilirsiniz. Şimdi motifimizin yapımına geçelim. Modelimi yapmaya başlıyorum. Modelim için 3 milim tığ kullanıyorum. Eğer ki eliniz sıkı ise 3,5 milim tığ kullanabilirsiniz. İstediğiniz renkle beraber modeli örebilirsiniz. Modelim için 250 metre uzunluğunda ip kullanıyorum. Başlangıçta 32 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi ne çok sıkı ne çok bol çekiyorum. Orta halli olarak zincirlerimi çekiyorum. 32 tane zincirimi çekiyorum. 32 tane zincirimi çektim. Şimdi her bir zincirin içerisine sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. 31 tane sık iğne yapacağım. Her bir zincirin içerisine şöyle telsiz batarak sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar 31 tane sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar 31 tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Bu benim birinci sık iğne sıram. Kenarda bir tane zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Burada da sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Burası benim ikinci sık iğne sıram. Her bir sık iğnenin içerisine batarak sık iğne yapıyorum. Yine ön yüzde sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Yani 3 sıra sık iğne yapacağız. Sıralarımı bu şekilde öreyim. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Ön yüzde de sıramı sık iğne yaparak tamamladım. 3 sıra sık iğne yapmış olduk. Kenarda bir tane zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Burada popcorn sıramızı yapacağız. İlk popcorn sıramızdayız. Başlangıçta 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnenin içerisine popcornumu yapacağım. Tığımın başına telimi aldım. Sık iğnenin içerisine batıyorum. Tel alıp geri geldim. 2 ilmeğimi bırakıyorum. Birinci dolgumu yaptım. Aynı dolgunun içerisine 5 tane dolgu yapacağım. Sizler isterseniz 4 tane, 5 tane, 6 tane, 7 tane olarak da dolgunuzu yapabilirsiniz. Benim için 5 dolgu yeterli. Birinci dolgumu yaptım. Tekrardan tığımın başına telimi aldım. Aynı sık iğnenin içerisine batıyorum. Tel alıp geri geldim. 2 ilmeğimi bıraktım. Bu şekilde burayı 5 kere dolduruyorum. 3, 4 ve 5 kere olarak sık iğnenin içerisine doldurdum. Tığımın üzerinde 2, 4, 6 ilmeğim oldu. Tığımın başına tel alıyorum. İlmeklerimi tek seferde geri çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Popcorn hafif öne itiyorum. Yandaki sık iğnenin içerisine bir sık iğne ile beraber popcornumu sabitliyorum. Ara kısımda 6 tane sık iğnem var. Birinciyi yaptım. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisine popcornumu yapacağım. Yine burayı ben 5 kere olarak dolgumu yapıyorum. Beş kere olarak dolgumu yaptım. Tel alıp geri çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Popcorn'umu hafif öne itiyorum. Hemen yana bir tane sık iğne ile beraber popcorn'umu sabitliyorum. Hemen yandaki sık iğnenin içerisine tekrardan popcorn yapıyorum. Burada yan yana 5 tane popcorn yapacağız. Şu anda ikinciyi yapıyorum. Popcornumu yaptım. Bir sık iğne ile beraber sık iğneyi sabitliyorum.
Yine hemen yandaki sık iğnenin içerisine üçüncü popkornumu yapıyorum. Buraya 5 tane popcorn yapacağız. Yani şu anda üçüncüyü yapıyorum. 2 tane daha popcorn yapacağız. Bu şekilde popcornlarımızı yapalım. Yan yana şu şekilde 5 tane popcornumu yaptım. Şimdi ara kısımda 6 tane sık iğnem var. 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Bu sıradaki son popcornum. Sonrasında 4 tane sık iğne yaparak arka yüzdeki sıramızı tamamlamış olacağız. Sık iğnelerimi yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğnemi yaptım. Kenarda bir tane zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Modelimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Ön yüzde sıramızı sadece sık iğne yaparak tamamlayacağız. Kenarda 4 tane sık iğnem vardı. 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemi yaptım. Popcornumun tepesinde şurada bir tane boşluk var. Oraya batıyorum. Buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. 5. sık iğnemi yaptım. Ara kısımda 6 tane sık iğnem var. 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnemi popcornumun tepesine batarak yapıyorum. İki popcornumun arasında bir sık iğnem vardı. İki popcornumun arasına batarak sık iğnemi yapıyorum. Popcornumun tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum. İki popcornumun arasına batarak sık iğnemi yapıyorum. Popcornumun tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum. İki popcornun arasına batarak sık iğnemi yapıyorum. Popcornumun tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum. İki popcornumun arasına batarak sık iğnemi yapıyorum. Popcornumun tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum. Ara kısımda 6 tane sık iğnem vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. Popcornumun tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum. Sonda 4 tane sık iğnemi yaparak ön yüzdeki sıramı tamamlamış oluyorum. Kenarda bir tane zincirimi çektim. Modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Birinci popcorn sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. İkinci popcorn sıramızdayız. Başlangıçta 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnenin içerisine popcornumu yapıyorum. Popcornumu yaptım. Araya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonraki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Popcornumu yaptım. Ara kısımda 3 tane sık iğnem var. 1, 2, 3 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Popcornumu yaptım. Araya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonraki sık iğnenin içerisine yine popcorn yapıyorum. Burada yan yana 6 tane popcorn yapacağız. Şu anda ikinci popcornumuzu yapıyoruz. Yan yana 6 tane
Popcornumuzu yapalım. Yan yana 6 tane popcornumu yaptım. Şimdi ara kısma 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisine popcornumu yapıyorum. Popcornumu yaptım. Araya bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki sık iğnenin içerisine popcornumu yapıyorum. Bu sıradaki son popcornumuz. Sonrasında 4 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Kenarda 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekerek modelimi çeviriyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Ön yüzündeki görünümü bu şekilde. Ön yüzde sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. 31 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Burada popcornlarımızın tepesine sık iğne yapacağız. 2 tane popcornun arasına sık iğne yapacağız. Bu şekilde 31 tane sık iğnemizi yapalım. Ön yüzde sıramı sık iğne yaparak tamamladım. Kenarda bir tane zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Üçüncü popcorn sıramızdayız. Burada başlangıçta 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Popcornumu yaptım. Arada 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Burada yan yana 9 tane popcorn yapacağız. Birinci popcornumu yapıyorum. Birinci popcornumu yaptım. Araya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonraki sık iğnenin içerisine ikinci popcornumu yapıyorum. Bu şekilde yan yana 9 tane popcorn yapacağız. Şöyle başta bir tane popcorn yapmıştık. Araya iki tane sık iğne yaptık. Sonra iki tane popcorn yaptım. Bu iki tane popcornlar 9 tane olana kadar popcornlarımızı yan yana yapalım. Ben de popcornlarımı yapayım. Yan yana 9 tane popcornumu yaptım. Başlangıçta bir tane popcorn yapmıştık. Sonra iki tane sık iğne yaptık. Sonrasında 2, 4, 6, 8, 9 tane popcorn yan yana yapmış oldum. Şimdi ara kısımda 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Bu sıramızdaki son popcornumuz. Kenarda 4 tane sık iğne yaparak arka yüzdeki sıramızı tamamlamış oluyoruz. Kenarda bir tane zincir çekerek modelimi çeviriyorum. Modelimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Ön yüzde sıramızı sadece sık iğne yaparak tamamlayacağız. 31 tane sık iğnemizi yapalım. Ön yüzde sıramı sık iğne yaparak tamamladım. Kenarda bir tane zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Dördüncü popcorn sıramızdayız. Başlangıçta 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Beş tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnenin içerisine popcornumu yapıyorum.
popkornumu yaptım. Ara kısımda 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnenin içerisine popkorn yapıyorum. Popkornumu yaptım. Ara kısımda 11 tane sık iğnem var. 11 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonraki sık iğnenin içerisine popkorn yapıyorum. Popkornumu yaptım. Ara kısımda 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnenin içerisine popkornumu yapıyorum. Sonrasında 5 tane sık iğnemi yaparak arka yüzdeki sıramı tamamlayacağım. Ön yüzde de sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Sıralarımı bu şekilde öreyim. Ön yüzdeki sıramı sık iğne yaparak tamamladım. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 5. popkorn sıramızdayız. Başlangıçta 7 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnenin içerisine popkorn yapıyorum. Popkornumu yaptım. Araya bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki sık iğnenin içerisine ikinci popkornumu yapıyorum. İkinci popkornumu yaptım. Ara kısımda 11 tane sık iğnem var. 11 tane sık iğnemi yapıyorum. 11 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisine popkorn yapıyorum. Popkornumu yaptım. Araya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonraki sık iğnenin içerisine ikinci popkornumu yapıyorum. Bu sırada 4 tane popkornumuz olmuş oldu. Popkornumu yaptım. Kenarda 7 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Ön yüzde de yine sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Sıralarımı tamamlayayım. Ön yüzdeki sıramı sık iğne yaparak tamamladım. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 6. popkorn sıramızdayız. Başlangıçta 9 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnenin içerisine popkornumu yapıyorum. Popkornumu yaptım. Ara kısımda 11 tane sık iğnemi yapıyorum. Ara kısımda 11 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisine popkornumu yapıyorum. Sonrasında 9 tane sık iğne yaparak arka yüzdeki sıramı tamamlamış olacağım. Popkornumu yaptım. 9 tane sık iğne yaparak arka yüzdeki sıramı tamamlayacağım. Ön yüzde de sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Sıralarımı ördüm. Modelimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Kenarda bir tane zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 7. popkorn sıramızdayız. Kenarda 9 tane sık iğnemi yapıyorum.
9 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisine popcornumu yapıyorum. Popcornumu yaptım. Ara kısımda 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Popcornumu yaptım. Araya bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Popcornumu yaptım. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisine popcornumu yapıyorum. Popcornumu yaptım. Kenarda 9 tane sık iğne yaparak arka yüzdeki sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde de sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Ön yüzdeki sıramı da sık iğne yaparak tamamladım. Modelimizin görünüşü bu şekilde. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 8. popcorn sıramızdayız. Başlangıçta 9 tane sık iğnemi yaptım. 10. sık iğnemin içerisine popcornumu yapıyorum. Popcornumu yaptım. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Popcornumu yaptım. 3 tane sık iğne yapıyorum. Yandaki sık iğnenin içerisine popcornumu yapıyorum. Popcornumu yaptım. 3 tane sık iğne yapıyorum. Yandaki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Sonrasında 9 tane sık iğne yaparak arka yüzdeki sıramı tamamlayacağım. 9 tane sık iğne yaparak arka yüzdeki sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde de sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Ön yüzdeki sıramı sık iğne yaparak tamamladım. Modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Kenarda bir tane zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 9. popcorn sıramdayım. Başlangıçta 9 tane sık iğnemi yapıyorum. Tane sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisine popcornumu yapıyorum. Popcornumu yaptım. Arada 4 tane sık iğne yapıyorum. Dört tane sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Popcornumu yaptım. Araya bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum.
Popcornumu yaptım. Arada 4 tane skinem var. Dört tane sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Arka yüzdeki son popcornum bu. Popcornumu yaptım. Kenarda 9 tane sık iğnemi yapıyorum. Ön yüzde de sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Ön yüzde sıramı sık iğne yaparak tamamladım. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 10. popcorn sıramızdayız. Başlangıçta 9 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnenin içerisine popcornumu yapıyorum. Popcornumu yaptım. Ara kısımda 11 tane sık iğnemi yapıyorum. 11 tane sık iğnemi yaptım. Kenardaki sık iğnenin içerisine popcornumu yapıyorum. Popcornumu yaptım. Kenarda 9 tane sık iğne yaparak arka yüzdeki sıramı tamamlayacağım. Ön yüzde de sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Ön yüzdeki sıramı sık iğne yaparak tamamladım. Modelimizin görünümü bu şekilde. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 11. popcorn sıramızdayız. Başlangıçta 10 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Popcornumu yaptım. Ara kısma bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Burada yan yana 6 tane popcorn yapacağız. Şu anda ikinci popcornumu yapıyorum. Araya bir tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde yan yana 6 tane popcornumuzu yapalım. Yan yana 6 tane popcornumu yaptım. Ön yüzdeki görünümü bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane popcornumu yan yana yapmış oldum. Kenarda 10 tane sık iğnemi yaparak arka yüzdeki sıramı tamamlayacağım. Ön yüzde de sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Ön yüzdeki sıramı sık iğne yaparak tamamladım. Modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 12. popcorn sıramızdayız. Başlangıçta 11 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnemin içerisine popcorn yapıyorum. Popcornumu yaptım. Araya bir tane sık iğne yapıyorum. Burada yan yana 5 tane sık iğne, yan yana 5 tane popcorn yapacağız. İkinci popcornumu yapıyorum. Araya bir tane sık iğne yapacağım. Üçüncü popcornumu yapacağım. Araya bir tane sık iğne yapacağım. Araya popcornumu yapacağım. Bu şekilde yan yana 5 tane popcornumuzu yapalım. Yan yana 5 tane popcornumu yaptım. 2, 4, 5 tane popcornumu yaptım. Kenarda 11 tane sık iğnemi yaparak arka yüzdeki sıramı tamamlayacağım. Ön yüzde de sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Ön yüzde sıramı sık iğne yaparak tamamladım. Modelimizin ön yüzeyin görünümü bu şekilde. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 13. popcorn sıramızdayız. Başlangıçta 12 tane sık iğne yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisine popcorn yapıyorum. Burada yan yana 4 tane 4 tane popcorn yapacağız. Birinci popcornumu yapıyorum. Araya bir tane sık iğne yapıyorum.
Yandaki sık iğnenin içerisine ikinci popkornumu yapıyorum. Burada yan yana 4 tane popkornumuzu yapalım. Yan yana 4 tane popkornumu yaptım. Kenarda 12 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Ön yüzde de sıramı sık iğne yaparak ön yüzdeki sıramı da tamamlayacağım. Ön yüzdeki sıramı sık iğne yaparak tamamladım. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 14. popkorn sıramızdayız. Başlangıçta 14 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki sık iğnemin içerisine popkornumu yapıyorum. Burada yan yana 2 tane popkorn yapacağız. Son popkorn sıramız. Modelimizi bu sıradan sonra tamamlamış oluyoruz. Popkornumu yaptım. Araya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonraki sık iğnenin içerisine popkorn yapıyorum. Popkornumu yaptım. Kenarda 14 tane sık iğne yaparak arka yüzdeki sıramı tamamlayacağım. Sonrasında ön yüzde sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Ön yüzde sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Arka yüzde sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Tekrardan ön yüzde sıramı sık iğne yaparak tamamlayacağım. Yani 3 sıra sık iğne yapacağız. Başlangıçta 3 sıra sık iğnemiz vardı. Sonda da 3 sıra sık iğne yaparak modelimizi tamamlamış olacağız. Ben de bu şekilde sıralarımı tamamlayayım. 3 sıra sık iğnemi yaptım. Böylece motifimizi tamamlamış olduk. Güzel bir popkorn motif çalışması oldu. Umarım sizler de beğenerek bebek battaniyelerinizde kullanırsınız. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.